Asab-ı Kiram radiyallahu anhum ecmainin sünnet anlayışı. Abdurrahman bin Ebi Leyla radiyallahu anh anlatıyor. Abdullah bin Revaha radiyallahu anh bir gün mescide gelirken daha Beni Gam semtinde bulunduğu sırada mescitte hutbe okumakta olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin oturun dediğini duydu. Hemen olduğu yere oturdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbesini bitirinceye kadar orada durdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumu öğrenince Abdullah radıyallahu anha Allah celle celaluhu senin kendisine ve Resulüne itaat şevkini ziyadeleştirsin buyurdu. Hazreti oğullarından Muhammed bin Eslem radıyallahu an çok ihtiyardı. Evi de Medine'nin bir hayli dışındaydı. Medine'ye iner, pazardan alacaklarını alır, ailesinin yanına döner, elbisesini çıkarır, tam istirahate çekilecekken birden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde namaz kılmadığını hatırlayarak, Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde iki rekat namaz kılmadım. Halbuki o bize, sizden her kim bu şehre inerse, şu mescitte iki rekat namaz kılmadan ailesinin yanına dönmesin buyurmuştu der, elbisesini giyerek tekrar Medine'ye döner ve Mescid-i Nebevi'de iki rekat namaz kılardı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hasırı vardı. Geceleri onu paravan gibi kullanır, dikey vaziyette koyarak onun arkasına geçer ve namaz kılardı. Gündüzleri de hasırı yayar, üzerine otururdu. Ashab radıyallahu anhum ecmainde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar namaz kılıyorsa, ashab radiyallahu anhum ecmain o kadar kılardı. Bu maksatla gelenler çoğalınca, bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara döndü ve Ey insanlar! ibadetlerden güç yetirebileceğiniz kadarını yapın. Siz ibadetten usanmadığınız sürece Allah Celle Celaluhu sevap vermekten usanmaz. Allah Celle Celaluhu katında amellerin en sevimlisi, az da olsa sürekli olanıdır buyurdu. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Sahabiler bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin parmağında gümüş bir yüzük görünce birer gümüş yüzük edinip taktılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem parmağındaki o yüzüğü atınca sahabiler de attılar. Radiyallahu anhum ecmain. Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatü's Sahabe Cilt 2, sayfa 114-119. 21 Nisan Mevlana takvimi.